Şaheste Hanım'dan kayınvalideleri şaşırtan test. İzlerim. Bilin bakalım bu ne? Ay, bunu çok... bilen var mı? Hayır. Bakmak ister misiniz? Görüyorum zaten, bilmiyorum. Elden ele verebilirsiniz. Bakmak isteyen varsa Çiğdem Hanım'a, Fatma Hanım'a. Bu şey dolma biberle bezelye karışımı bir şeye benziyor. Evet, benziyor. Şekil olarak. Evet. Bezelyeler bezelye. Aynen öyle. Ve dolma biber. Hı-hı. Ama ben gerçekten evet. Hiç görmedim ve bilmiyorum. Bence de şey duruyor, pardon Çiğdem Hanım. Hani dolma biber alırsın buzdolabında evet. bekler de büzüşür ya. Ben bunu görsem ama dolapta kalmış dışarı yatılmış bir dolma biber. Bu nasıl yeniliyor biliyor musunuz? Arzu ederseniz size kesebilirim. Buyurun. Hemen. Uçlarından bir başından bir öbür tarafından kesiyoruz. Sonra şu şekilde halka halinde kesip yiyoruz. Yıldız gibi oldu bu. Bana salatalık tadı var evet. gibi geliyor uzaktan. Çok merak ettim. Ne tadı var? Elmaya mı benziyor? Salatalık mı? Karışım mı? Salatalık hayır, tadı gibi bir geldi. Şeye benziyor değil. Elma değil. Acur var ya ona da benziyor gibi. Yok değil. Dilimin ucunda getiremedim. Kızlar bunun adı yıldız meyvesi. İçeriğinde ben bunu yiyorum. Dediğim gibi... görüldüğü gibi şekil ağda. Buna borçluyum çünkü diyet olarak da kullanabiliyorsunuz. Formumu, fiziğimi buna borçluyum. Ortada görüldüğü dediğiniz şeyi göremiyorum. Ben ne görmem gerekiyor? Hani... 53 yaşında bir kadın. Ben de 52 yaşındayım. Tamam, sizden bir yaş büyük ama maalesef benden büyük gösteriyorsunuz. Ay, vallahi siz hayal kuruyorsunuz. Yorum alalım. Şahiste teyze, babanızın evinde de Endonezya meyvesiyle mi büyüyordunuz? Ah canım benim. Demek hayır. ki sonradan gurmeler böyle o oluyormuş. O zamanlar buralarda tükeniyordu. Mesela 2019 yılında insanlar formunu sporla, diyetle, hı-hı. beslenme tarzına dikkat ederek devam ettirip o forma giriyorlar. Ama kimse de ben size kadar duymadım Endonezya meyvesiyle form tuttuğunu. Ya kendi de bulmuş bir yerden, internetten araştırmış. Getirmiş bunların şey yapayım öne çıkayım. O da bilmiyor ne yediğini aslında. Bence farklı bir şey olduğu için burada fark yaratmaya evet. gelmiş. Küçük aynen. bir şey olmuş. O da bilmiyor. Evet. Nerede ya bu da şovunun bir parçasıydı. Belki de almıştır, enerji veriyordu. Yurt dışından bir akrabası gelmişti. Yok ya, ya da bir yerde denk gelmişti. Ya da internetten sipariş vermişti. Ondan sonra ben bunu götüreyim. Zaten halkın ama çok bildiği... Çok efendim? Bildiği bir her şey değil. Satılmıyor. Evet. Çok bildiği bir şey değil. Bununla giderim havamı da atarım orada hanımlara demiştir. Tutup çantasına koyup buraya gelmiştir diye düşünüyorum. Yani sürekli o meyveyi yediğini düşünmüyorum. Onunla da formunuzu koruduğunuzla da inanmıyorum. Öyle korunmuş bir form yok zaten. Aynen yok, öyle. Aynen güzel. Öyle değil mi? Ben 53 yaşındayım. Olabilir. Ben benim siz kendinizi 20'liklerle karıştırıyorsunuz galiba ama yaşınızı demiyorum. Gösteriyorsunuz. Evet. Böyle şey ortalarda böyle fıkır fıkır oynamakla ben yaşımı göstermiyorum demekle yaşınızı göstermiyorsunuz sanmayın. Gayet de net biraz ağırlığınız olsaydı nedense, daha çok yaşınızı gösteriyorsunuz. Buradakiler yaşımı gösterdiğini sizden duyuyorum. Gerçekler acıdır. Hiç kimseden bugüne kadar yaşımı net olarak söyleyen hiçbir Allah'ın kulu kırmamak çıkmadı. İçin söylememişlerdi. Biz buraya pazartesi günü geldiğimiz zaman girişte sizler dediniz hanginiz gelin, hanginiz kayınvalide diye. Anlama da içeri girdiğinizde acaba hangisi gelin, hangisi kayınvalide diye ben böyle bir duraksadım. Ben de bir ikilemde evet, kaldım yani biz, gerçekten. Var. Ben daha güzelim, ben var. Daha bakımlıyım, kayınvalide. Çok, bir ön planda zaten durma çabası evet, var kayınvalide. Yani bayağı oldukça bakımlı baksana, zaten baksana aynasına kadar gelmiş yani. Ve annem her zaman böyleydi, hep böyleydi yani. O meyveleri de yedi, onun yüzünü de sürdü. Endonezya meyvesiyle mi beslendi? Evet, hep yapıyor bunu. Buraya gösteriş olarak da gelmedi. Tamam. Göründüğü gibi gösteriş olarak gelip estetik yapıp buraya gelecek hali yok herhalde. 30 yaşıma gireceğim, 2 ay kaldı. Hayatımda Endonezya meyvesi yemedim. İlk defa burada görüyorum. Kimse de bana yaşımı gösterdiğimi ciddi anlamda söylemez. Hastaların çoğu der ki stajyer misin? Evet. Hiç yaşında değilsin. Formumu da kendiliğimden koruyorum valla. Onların hepsi pasofiso. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta.